Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 22 Hacıgi Muhammed İmkeneci rahmetullahi aleyh 1512-1600 Derviş Muhammed Hazretlerinin oğlu olup Hicri 918 senesinde dünyaya geldi. Gençliğinde Semerkant ve Buhara medreselerinde ilim tahsiline devam ederken bir taraftan da babasından tasavvufi terbiye gördü. Babasının vefatından sonra halifesi sıfatıyla halkı irşada başladı. Rivayete göre Şeybani hükümdarı Abdullah Han 1583-1598 bir gece rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin köşküne gittiğini gördü. Köşkün kapısında duran muhterem bir zat zaman zaman içeri girip dışarıdaki insanların durumunu Allah Resulüne arz ediyor ve ondan haberler getiriyordu. Bir müddet sonra bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gönderdiği kılıcı getirip Abdullah Han'ın beline bağladı. Abdullah Han uykudan uyanınca rüyada gördüğü bu zatı aramaya koyuldu. Ve sonunda onun Hacegi İmkenegi Rahmetullahi Aleyh olduğunu anladı. Kendisine büyük bir hürmet gösterip sık sık ziyaretine gitmeye başladı. İrşad hayatının bir kısmını Semerkant'ta geçiren Hacegi Hazretleri, tasavvufi sohbetlerini mescitte yapardı. Misafirlerine hizmet eder, yaşlı haline rağmen, onların sofralarıyla bizzat meşgul olurdu. Azimetle amel etmeye ehemmiyet verir ve dinin emirlerine riayet hususunda son derece hassas davranırdı. Bir gün müritlerinden biri meclislerinde bazı edebi eserlerin okunması için müsaade istediğinde meclisimizde her gün Mişkatül Mesabih isimli hadis kitabından okunuyor. Şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini zikretmek, diğerlerinin sözlerini zikretmekten daha hayırlıdır cevabını verdi. Hacegi İmkenegi Rahmetullahi Aleyh, 90 yaşlarındayken, Hicri 1008, Miladi 1600 senesinde vefat etti. Özbekistan'ın kitap şehrinin İmkene köyüne defnedildi.